Merhaba, iyi akşamlar. İsmim Nermin Mollaoğlu, Kalem Ajans'ın kurucusuyum ve İstanbul Uluslararası Edebiyat Festivali İTEP'in e, genel koordinatörüyüm. E, bu akşam İTEP çatısı altında düzenlediğimiz, ikinci kez düzenlediğinin mutluluğunu yaşadığımız İtalya Özel Programı'nın ilk etkinliğindeyiz. Böyle güzel bir Ağustos akşamında bizi kimler diliyor, dinliyor, bilmiyorum ama hepsini edebiyatın gücü adına kucaklıyorum, uzaktan kucaklayabilirim herkesi ve sözü İtalya İstanbul İtalyan Kültür Merkezi Genel Müdürü Salvatore'ye bırakıyorum. Daha sonrasında devam edeceğiz. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler Nermin Hanım. İyi akşamlar herkese. Hepiniz de İtalyan Kültür Merkezi adına hoş geldiniz diyorum. Ee, çok başarılı bir yıl yaptık 2020'de bu İTEF'le. Ee, olduğu gibi İtalyan yazarlarına adamıştı Nermin Hanım o yılı. Dolayısıyla bu yılda tekrarlıyoruz. Ee, gene İtalyan yazarları bizlerle birlikte ve Türklerin çok sevdiğini gördüm bizim yazarlarımızı. İşte bu vesileyle işbirliğimizi sürdürdük ve e, kitap merkeziyle de Çepel'le de bağlantılarımızı kurduk. Dolayısıyla Çepel'in müdürüne de Pierangelo'ya da teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Nermin Hanım'a tabii ki en özel teşekkürlerimi sunuyorum. Ee, gerçekten de Kalem Ajans'la birlikte bize çok büyük bir destek verdi. Ve çok ilginç bir Edebiyat Haftası geçireceğimizin farkındayım. Uluslararası bir Edebiyat Haftası bu. İstanbul'da gerçekleşiyor. Ee, ve bu akşam... Ee, özel bir akşam olacak. Sosyal medyada da yayınlanacak. Ee, İstanbul Kültür Merkezinin e, var olduğu bütün sosyal medya kanallarında 23 Ağustos'tan 27 Ağustos'a kadar online olarak sanal ortamda gerçekleşecek çalışmamız, İTEF'le kalem ajansla olan işbirliğimiz. Geçen yılda yaptık dediğim gibi bu yıl ikinci kez yapıyoruz ve bu beş gün, o geçen sene geçirdiğimiz beş gün bizlerde çok önemli izler bıraktı. Ferzan Özpetek bizimle birlikteydi geçtiğimiz yıl. Mario Mazzanti bizimle birlikteydi, Fioli Bocca, Ilaria Tutti, Alessia Gazzola, Fiammetta Biancatelli vardı. O na Volta kurucuları olarak bizlerle birlikteydi. Bu akşam yeni farklı bir program var. Ee, bu, bu 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 haftadan bu akşamdan itibaren başlıyoruz. Darya Binyerdi bizlerle birlikte. Öncelikle ona teşekkür etmek istiyorum elbette. Ee, onur konuğumuz olarak bu akşam açılış konuşmasını yapacak. Eren Hanım'la birlikte Eren Eren Yüce Sancende bizim için son derece önemli bir isim. Türkçeye çeviriyor Binbirden ve diğer çok önemli yazarların. Daha sonra tabii ki bu vesileyle bu kitap hakkında e, moderasyon da yapacak, konuşmalar da yapacak. Haftalık programımız devam edecek. Diğer günlerde de başka yazarlarımız olacak. Giuseppe Catozzella, Matteo Strucul, Paola Peretti ve Susanna Tamaro. Gördüğünüz gibi farklı farklı toplantılar 23 Ağustos'tan itibaren başlıyor. Bugünden itibaren. 25'inde 25 Ağustos'ta Matteo Strukul var. Giuseppe Catocella 24'ünde bizim de. Her birisi ya tercümanıyla yahut moderasyonuyla birlikte bizim karşımızda olacaklar. Sonra da Paola Peretti ee, bizimle birlikte olacak ve tabii çok başarılı bir başka yazar Suzanna Tamaro var ben daha fazla uzatmak istemiyorum sözü şimdi sözü gene Nermin Hanıma bırakayım ee, ve e, bu sohbeti darya ile Eren'in sohbetini bu akşam dinleyelim. Hepinize var olduğunuz için katıldığınız için teşekkür ediyorum evet. ve önümüzdeki günlerde de görüşmek üzere diyorum. Salvatore. Çok teşekkürler. Evet, ben de aslında çok e, sözü uzatmayacağım ama şunu söylemek istiyorum. E, bu benim için bir onur çünkü ben İtalyan edebiyatından klasiklerden hatta özellikle de Çağdaş e, İtalyan edebiyatından okuduklarımın çoğunu Eren de çevirileriyle okudum ve şu anda onunla e, aynı ekranın içerisinde. Bu benim için bir onurdur. Teşekkür ederim. bize Zaman ayırdığınızdan dolayı, enerjinizi ayırdığınızdan dolayı. E, bu programı yapmamızın nedenini bir kez daha söylemek istiyorum. E, Türkiye'de Türk okuru e, genellikle büyük genelleme yaparak bunu söylüyorum. E, klasik İtalyan edebiyatı çok okunuyor, çok seviniyor. Bununla ilgili e, akademilerde çok araştırmalar yapılıyor, tezler yazılıyor, yüksek lisans e, bölümlerinde okutuluyor. Ama e, biz e, daha çok çağdaş yazarların da tanınmasını okunmasını özellikle bizlerin de okumasını istiyoruz. Bizim ekibimizin de çevremizdeki arkadaşlarımızın dostlarının da e, okumasını istiyoruz. O yüzden bir programı düzenlemiştik. Son yıllarda Eren Hanım'ın çevirilerinin sayısı kaça geldiğini çok merak ediyorum. E, ve e, Eren Hanım mikrofonunuzu açarsanız size bir sorum var. Öncelikli Hep olarak. Evet. E, kaç yıldır çeviri yapıyorsunuz Eren Hanım? tam 40 oldu. Ah 40 kere maşallah. Peki 40 yılda kaç kitap çevirdiniz İtalyancadan Türk okur Türkiye'deki okurlar için? E, 40 yıldır kitap çevirmiyorum. 35 30 35 yıldır kitap çeviriyorum. 150 kitap oldu. İnanılmaz. Çok ellerinize sağlık, beyninize Teşekkür sağlık. Ederim. bunu çok merak ettiğim için dayanamadan sordum. az, ve büyük bir coşkuyla Sevgiyle İtalyan, İtalyanca'nın, İtalyan edebiyatının e, kültür elçisisiniz. Az önce bana da yaptığınız gibi yazarın ismini doğru telaffuzla başlayan, yani o da çok önemli bir konudur. E, sabırla benim doğru telaffuz etmem için tekrar ettirdiniz bana. Evet, Darya Binyardi ile birlikteyiz bu akşam. Ve ben hemen ağzınıza sağlık diyorum şimdiden, emeklerinize sağlık İtalyan edebiyatı için yaptıklarınız adına. E, ve ekranı size bırakıyorum. Teşekkürlerimle, minnetlerimle. Hoşçakalın. <laughs> Sonra buluşacağız tekrar. Allora, io stavo aspettando Evet, ben Eren'i bekliyordum açıkçası ama Eren'in sesi çıkmadı. Beni merhaba, tekrar merhaba. Beni duyuyorsunuz değil mi şimdi? Beni duyuyor musunuz? Tamam, evet evet duyuyoruz ki her şey yolunda. Ee, şimdi ben Eren Yücesen Cende, Derya Binyardin'in de kitaplarını çevirmeliyim. Başka pek çok yazar olduğu gibi. Ee, Derya Binyardin'i önce size tanıtmak istiyorum. O, o, o bir yazar olmaktan önce e, ve birlikte aynı zamanda çok iyi bir televizyoncu, iyi bir gazeteci ve televizyonda program yapımcısı. 11 sene hiç arasız e, sürdürdüğü, bir söyleşi programı var televizyonlarda. Aynı zamanda Ray 3'te yöneticilik yaptı. Ferrara doğumlu, üniversite eğitimini Bologna'da yaptı ama sonra Milano'ya yerleşti ve yıllardan beri Milano'da yaşıyor. Bize özellikle benim çevirdiğim şu Aşk Hak Edilmeli kitabında çok detaylı bir şekilde Ferrara'yı Anlatıyor, Ferrara sokaklarında bizi gezdiriyor. En son kitabını henüz Türkçe'ye çevirmedik. Ee, umarım bu kış çevirmeyi arzu ediyorum. Ee, şimdi ona e, çevirdiğim ve çevirmediğim kitaplarıyla ilgili bazı sorular soracağım. Bu arada Darya İstanbul'a bizim konuğumuz olarak ve İtalyan Kültür Heyetinin konu olarak gelmişti. Ve çok hoş bir, e, samimi bir arkadaşça, dostça bir hafta geçirmiştik çok çok hoş ve gerçekten hiç unutamadığım bir samimiyet gösterdiğini burada özellikle vurgulamak istiyorum. Ee, şimdi ben e, ilk sorum Darya e, aşk hak edilmeli e, kitabında bütün Ferrara sokaklarını geziyoruz. Ferrara'nın numarasıyla kapı numarasıyla butiklerini, lokantalarını, garsonlarını tanıyoruz. Çok Hı. özel yemeklerini tadıyoruz. E, ee, Milanolusun, uzun yıllardır Milano'da yaşıyorsun ama en güzel üniversite yaşlarında Bolonya'da geçirdin. Bu üç şehrin sendeki yerini bize anlatır mısın? Allora, <laughs> intanto lasciami dire Eren. Evet, Eren, şunu söyleyerek başlayayım, sadece bir dakika. Çünkü ben de senin dostluğunu unutamadım. Ee, gerçekten de şu anda seni yeniden görmek beni çok mutlu ediyor. Sen bir tercüman olarak da insan olarak da harikasın. Okuduğumuz kitaplar hakkında sürekli konuşuyoruz seninle ve bu benim için bir ayrıcalık. Gerçekten de bu akşam birlikte bu sohbeti gerçekleştireceğim için çok teşekkür ediyorum. Itefe ve İtalyan Kültür Merkezine çok teşekkür ederim. Birlikte yeniden çalışma imkanı verdi. Dilerim önümüzdeki kitapta e, yine İtalyanca'ya, e, Türkçe'ye tercüme edilir senin tarafından özellikle. Senden başka hiç kimse yapamaz zaten öyle düşünüyorum. Evet senin soruna döneyim. 36 yıldan beri Milano'da yaşıyorum ama Ferrara'da doğdum. Polonya'da üniversiteyi okudum senin dediğin gibi. Bana sorduğun zaman bu üç soru, üç şehir aslında bir ortak noktaya sahipler. Pek de olumlu değil. Yani her üçü de Padana Ovası'nda bulunuyorlar. Biliyorsunuz o Padana Ovası iklim açısından İtalya'nın hatta Avrupa'nın en şanssız bölgesidir daima yazın çok sıcaktır, kışın soğuktur, rutubetlidir. Yani iklim pek şahane değildir bu üç şehirde. Ama başka olumlu noktalar var elbette. Ferrara küçük bir şehir. Bu üç şehrin içinde en küçük olanı. Bir Rönesans havası var, bir Orta Çağ havası var. Benim kitabımda da bu senin tercüme ettiğin kitapta da evet bu iki ruhu yakalıyoruz. Daha koyu olan, e, daha sıkıcı olan Orta Çağ havası. Bir tanesi de daha aydınlık, Rönesans havası. Evet, Ferrara büyüleyici bir şehir. Herkes bisikletle dolaşır Ferrara'da. Çok sessiz bir şehir. 18 kişi var ortalıkta dolaşırlar. Işıklar var. Prag'da bulunanlar belki bir şekilde Ferrara ile benzer yerler bulabilirler, noktalar bulabilirler. Çok sis olan bir şehir ama bu kışın orayı daha da büyülü bir hale getiriyor. Yavaş bir şehir, öznel bir şehir, bisiklet var, sessizlik var, sis var ve etrafında da surlar var. Aslında Ferrara'da yaşayan insanlar da o surların içinde yaşıyorlar. Pek çok taşra kentinde olduğu gibi. Ee, i̇şte bu yüzden de ben de aslında bir taşra genci olarak hemen uzaklaştım o şehirden. Büyük bir şehirde yaşamak istedim. Özellikle de yazar olmak isteyen birisi o surların içerisinde kalmak istemiyor. Bologna nitekim daha neşeli bir şehir. Emilia Romanya bölgesinin başkenti. Olağanüstü güzel kuleler var burada. Belki de çok güzel bir şehir, büyük bir üniversitesi var, tarihi bir üniversitesi var, çok neşeli bir şehir. Belki biraz daha az büyüleyici Ferrara'ya oranla. Çünkü daha fazla ışık var e, Bolonya'da, daha yaygın bir ışık var. Milano ise bu üç şehrin içinde en tanınan şehir. Daha gri bir şehir diyebilirim ama ben çok müteşekkirim. Çünkü ben hayatımla ilgili her şeyi burada yaptım. Çok genç geldim. Çok genç yaşta gazeteci oldum. Pek çok çalışma imkanı yakaladım. Dolayısıyla benim için işe yarayan bir şehir oldu. Aynı zamanda güzelliği var, kendine özgü büyüsü var. Evet. Bence başlangıçta en önemli şey Milano'da. Ben çocuklarım burada doğdular. Çok güzel okullar buldum, çok iyi okullar buldum. Dediğim gibi işe yarayan bir şehir. Bir de yayıncılık çok güçlü burada. Nitekim ben hemen profesyonel gazete çok oldum ve Eren sen de biliyorsun ya çocukkenden itibaren yazar olmak istemiştim. Hep bunu yapmak istedim. Yedi yaşındayken bir kaybolmuş müze kitabı filan yazmıştım. Sonra televizyonculuk da beni ilgilendirdi. Düşündüm ki bir televizyoncu olarak pek yayın hayatına girmeyeyim diye düşündüm. Çünkü kültürel gazetecilik yapıyordum. Biraz taşralı gibi düşündüm belki de. E, çünkü şık olmaz diye düşündüm eğer yayıncılıkta yaparsam. Fakat e, daha sonra benim yazdığım ilk kitap, Beni Öksüz Bırakma kitabı çok güzel bir kitap oldu ve ben onu keyifle yazdım. E, ve Ferrara'daki aileler, Bologna'da bu kitaptan çok söz edildi. Bu kitapta da çok söz ettim ve hep ve ailelerden söz ettim bu ailelerin isimleri geçti ee, ve burada bir siyah koydum beyazın üzerine yani bir takım deyimler kullandım ve e, e, özellikle annelerin babaların kaybolacağından korktum bu, bu, onun için de bu adı koydum zaten kitabıma Okurlar çok sevdiler ve inanılmaz bir biçimde de İnanılmaz diyorum çünkü aslında bir televizyoncunun yazdığı bir kitaptı. Dolayısıyla da belki bir kuşku uyandırabilirdi, ön yargı yaratabilirdi. Ama o günden bugüne çok zaman geçti. Yedi tane kitap yazdım ve hepsi de sevildi. Ee, o zaman yeni kitabından bahsedelim. Ee, son kitabın O Cifatçı Azurro galiba Türkçe'ye bir deyim bu. Bugün aylaklık yapacağım. Evet, bugün aylaklık yapacağım diye galiba çeviriyor Türkçe'ye. Henüz çevirmedik. Bize bu kitabı birazcık tanıtır mısın? Evet, evet bu bir deyim. Almancadan gelen bir deyim aslında. Aylaklık yapacağım. Yani orta çağ olabilir belki de sanatkarlar bir tek gün serbestlerdi pazartesi günü ve bir tek o gün gökyüzünü görürlerdi. Onun için bugün mavi yapıyorum demişler bu aylaklık yapma olayına. Yani mavi gökyüzünü görmüşler. Tabii ki bu başlık, bu isim pek çok şeyi içine almakta. Anlatması da pek zor. Çünkü sen okudun, içinde bir sürü şey var. İçine hapishaneyi koydum. Çünkü biliyorsunuz bir hapishanede de, San Vittorio hapishanesinde de gönüllü çalışmaktayım. Bir aşk hikayesi var. Bir hayalet var. Çünkü Galla adında bir e, kahramanımız var romanda ve o şu anda çok e, dramatik bir dönemini yaşamakta çünkü kocası terk etmiş 20 yıl sonra bu yüzden çok üzgün. Elinden hiçbir şey gelmiyor, hapishaneye gidiyor ve orada gönüllülük yapıyor, psikanalist olarak çalışıyor. Günlerden bir gün bir yaz günü kocasının olmadığı bir gün, Monakolu bir Münihli bir arkadaşıyla birlikte e, bir seyahat yapmaya karar veriyorlar. E, Gabriele Münter'in de eserleri var burada gördüğün gibi. Oradaki sıkıntıyı da görebilirsiniz. Bir sıkıntı dokusu var. Dolayısıyla onun sesini işitiyor bizim kahramanımız ve onunla konuşmaya başlıyor. Ee, i̇nanılmaz bir tarih hikayesi başlıyor çünkü o da aynı şekilde Kandinsky tarafından terk edilmiş 14 yıl sonra ilişkilerinin başlangıcından çok ortak nokta yakalıyorlar. Ee, aralarında sanatsal bir işbirliği var, mesleki bir benzerlik var. Gabriele ki kendisini işine vermişti. Aynı şekilde kocası da öyle. Dolayısıyla yani bu hikayenin ortak noktaları bunlar veya en önemli noktaları bu romanın bunlar. E, pek de kolay değil öngörülmesi sürprizlerle dolu. E, şunu çok merak ediyorum. Sen Gabriele Münter'i daha önce tanır mıydın ve sever miydin? E, ve galiba ilk defa Kandinsky ve Münter bir kitapta bir filmde oldu mu bilmiyorum bir araya geliyorlar doğru mu? Allora, guarda, la cosa divertente che io... Aslında eğlenceli olan ben onu tanımıyordum. Aynen galaya olan benim de başıma geldi. Ben de oraya gittim İtalyan Kültür Merkezi adına ve de kitabımı tanıtmak amacındaydım. Ee, ve orada çok önemli bir yayın evinin konuğu olarak gitmiştim. Ve bu vesileyle gittiğimde e, Baviera Münihine bir şekilde bir sanat galerisine girdim ve orada bir sergi vardı. Ve bu sergide çok ilgilendim ben ve böylelikle o romanı yazmaya başladım. Galla, hapishane, psikanalizm bütün bunlar. Yani Gabriel'e bir şekilde benim romanıma girdi. Ben orada onun sesini duymaya başladım tıpkı Galla'nın yaptığı gibi... Ee, böylelikle de bu hikaye başlamış oldu. Yani şunu söylemek istiyorum. Aa, bir kitap var bir yazar, bir İngiliz yazarın. Ee, Searching Kandinsky yanılmıyorsam adı böyle. Çok bilinen bir kitap değil. Ben İngilizce olarak okumuştum. Benimkinden çok farklı. Ee, gene onların hikayesini anlatan bir kitap. Ve evet gerçekten de çok da sinemaya uyarlanabilecek bir hikaye. Belki Ferzan, bizim sevgili Ferzan okursa bunu sinemaya aktarabilir. Nitekim ben bu soruları hazırladığım hafta bir arkadaşım Münih'teydi ve o da tesadüfen bu müzeye gitmiş ve delirmiş demiş ki Allah'ım bu aşkın bir filmi yapılmalı bu Kandinsky bu böyle bir aşk yaşadıysa bu mutlaka filme çekilmeli diye bana yazarken dedim ki öyle bir kitap var İtalyancasını okudum Türkçe'ye çevirmek istiyorum yaşasın inşallah çevrilir bu kitap dedi yani o sergiyi gezen arkadaşım da bir film olması gerektiğini aynen düşünmüş peki sen oradaki kahramanımız gibi hapishanede şarkı söylüyorsun gidip gönüllü olarak bundan biraz söz eder misin? Guarda, tra l'altro io ben her zaman Milano'da yaşadım ve de San Vittore hapishanesinin yakınında. Ee, şurada 200 metre ileride benim evimden 200 metre ileride ve Milano'da olduğumdan beri de pek çok iş yaptım bu hapishanenin içerisinde gazetecilik yaptım 20 yıldır girip çıkıyorum sonuç olarak ve gönüllü olarak çalışıyorum evet e, yani gala gibi ben de koroda da şarkı söylüyorum San Vittore korosunda Koro çok özel bir deneyim. Tutuklular özellikle uyuşturucu yüzünden hapishanede olanlar bu koroya katılıyorlar. Provalar yapıyorlar. Bir yıl boyunca prova yapıyorlar. Gönüllüler işe yarıyorlar çünkü kadın sesine ihtiyaç var koroda. Dolayısıyla bir yıl kadar prova yapılıyor ve bir yılın sonunda da eğer Yüksek Hakimler Kurulu izin verirse, çünkü olaydan olaya olay değişmekte, o zaman Skala'da bile konser verebiliyorlar. Bunu bir kere yaptık ve gerçekten çok önemli oldu tutuklular için provaları yapmak da önemli ama bir gün çıkmak, sonra onların yakınlarının gelip onları görmesi inanılmaz bir gurur kaynağı bu. Kendilerini göstermeleri öyle. Bu arada çok başarılılar. İnanamayacağınız kadar skalada muhteşem bir iş yaptılar. Bütün bir yıl boyunca bunu düşünüyorlar. Bu izinleri almak için uğraşıyorlar. Bu işi yapmak son derece önemli. Ee, elbette e, son final gerçekleşiyor, gerçekleşmiyor ama provalar da önemli. Sen de okudun, sen de gördün. Kitapta da var bu hapishane havası. Çok uzun bir süre geçiyor ve, ve hayatımın çok önemli bir bölümü diyebilirim. Şimdi gene benim e, çevirdiğim şu Aşk ve Hak Edilmeli e, Lamoreketi Meriti kitabı. E, burada bir sır var. Bir ailenin üç kuşağını ele alan bir sır var. E, ve sonunda e, üçüncü kuşak bu sırrı çözmeye karar veriyor. Sence bu ailevi e, sırlar çözülmeli mi? Yoksa öylece kaybolup gitmeli mi madem ki bir sır? He, guarda ee, Bak şimdi. Romanda besinde bildiğin gibi bir ortaya çıkmayan bir sır var. Yani her şey aslında değişken. Bence bazı sırlar ortaya çıkıyor. Çünkü onlarda acı var. Eğer bölüşülürse yavaşlıyor o acı, azalıyor o acı. Bazen onların o bazılarının da ortaya çıkmaması lazım. Doğru, çok haklısın. Ee, peki şimdi e şeyde artık gidebilirsin. Ee, bu kitabın adını ben değiştirmiştim. Ferzanla onu siz o gün konuşmuştunuz. O konuya değinirim. Burada da bir cello sanatçısı var, bir cellist var. Adam e, ömrü müzik dinlemekle geçiyor. Sürekli nota 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 her parçayı dinliyor. Fakat e, karısı evi terk ettiği zaman e, birden bire onun peşine düşüp ararken e, fark ediyor ki karısını hiç dinlememiş, hiç tanımamış. Acaba Kandinsky'de de böyle bir durum söz konusu mu bilmiyorum. Ama bu konuda sen ne düşünüyorsun? Bilmem. <laughs> Kandinsky bir sanatçıydı. Arno gibi, Akustika Perfetta'nın e, e, kahramanı gibi çok da konsantreydi sanatına son derece konsantre yoğunlaşmış bir adamdı ama bu insanlar birbirinden farklı. Arno çok aşık, saraya çok aşık ve o gittiği zaman anlıyor ki onu tanımamış, gerçekten de tanımamış. Onların sorunu kadının bir bölüşme ihtiyacı, acısını paylaşma ihtiyacı içerisinde oldu. Geçmiş acıları belki bunlar, çocukluğundan kalma, ailesinden kalma, önceki deneyimleri olabilir ama bunları paylaşmak istiyor. Arno bu acıyı hiç anlamak istememiş, görmek istememiş, dinlemek istememiş. Dolayısıyla onların sorunu biraz daha farklı gibi geliyor. Arno çok daha cömert bir adam. Daha dikkatli bir adam. Biliyor musun? Bu, bu hikaye iki evlilik hikayesi. Çok aşk var, çok sevgi var. Ama büyük bir sorun da var. Belki iletişim sorunu. İşte bu. Mümkün değil mi? Bazen iki evet. insan çok sever birbirini ama iletişim kuramaz. Aynen ve birbirlerini anlayamazlar. E, bu kitabın asıl adı e, artık gidebilirsin yaptım ben fakat asıl adı Akustika Perfetta'ydı. Çünkü o bir müzisyen, bir cello sanatçısı ve bir konser duyuyor bir hastanede ve orada mükemmel bir akustik olduğunu... Fark ediyor. Ben bu kitabı çevirirken, e, biz kitapların isimlerini çevirirken, yani asıl isme tabii ki sadık kalıyoruz, bağlı kalıyoruz. Fakat e, Türk, madem ki kitabı Türkçeleştiriyoruz, ben hep öyle düşünürüm. Yani metnin içinde de yabancı bir kelime kullanmak e, sevmem. Yani günlük dilimizde evet böyle yabancı kelimeler İngilizce, İtalyanca konuş, söylüyoruz. Ama kitapta madem ki çeviriyoruz, yani bunda, çevirmemiz gerekir hani diye düşünürüm. Kitabın adı da Mükemmel Akustik olacaktı fakat Mükemmel Akustik bir de bir kitabı yazarın ilk kitabıydı bu. Ee, kitabın son kelimesiydi artık gidebilirsin ve ben de kitabı bitirdiğimde çok anlamlı geldi bana bu. Ben de bunu artık gidebilirsin diye söyledim. Sonra sen İstanbul'a geldiğinde İtalyan Kültür Paskalya'da hoş bir toplantı yapmıştık. Ferzan Özpetik o gece oraya hiçbirimize haber vermeden sürpriz yaparak çünkü seninle tanışmak istiyordu. sürpriz bir şekilde bir dinleyici olarak geldi, en öne oturdu ve aslında herkes çok şey kaçırdı. Keşke kaydı olsaydı onun. Sen ve Ferzan arasında şahane bir sohbet oldu o akşam. Böyle bir saatlik. Ve orada Ferzan bunu fark etti ki hani artık gidebilirsin. Dedi ki bence bu artık gidebilirsin ismi hatta daha da iyi olmuş. Hani keşke sen de böyle bir isim koysaydın akustika perfetta yerine. yerini ee, sen o günkü Ferzan'la ilgili ve İtalyan sinemasında Ferzan'ın yerini nasıl düşünüyorsun? ...çok önemli bir yeri var... ...bizim sinemamızda... ...Ferzan Özpetengeri... ...son derece önemli... ...çok sevilen bir yönetmen... ...cahil... ...perilerden başlayarak... ...unutulmaz filmleri var... ...çok önemli filmler yaptı... ...şu anda bir de yazar... ...çok sevilen bir yazar... ...son romanları özellikle... ...büyük başarı elde ettiler... Dolayısıyla farklı bir hassasiyeti var. Çok çağdaş bir insan. Bu yüzden de çok seviliyor bizim ülkemizde. O geldiğin geziyle ilgili olarak İstanbul hakkında ne hatırlıyorsun? Ben çok güzel hatırlıyorum o günleri. Az gündü ama... Sana teşekkür etmek isterim. Senin sayende e, olağanüstü güzel şeyler yaptım. Belki sen olmasaydın oraları göremezdim, gezemezdim. Hamama gittik kızımla birlikte mesela. Bu unutulmaz bir olaydı. Ve benle beraber, ee, üçümüz tabii. E, intre Evet evet sen ben ve kızım üçümüz birlikte gittik ve unutulmaz bir deneyimdi ee, belki küçük olduğu için o bir parça rahatsız oldu ama çünkü biraz fazla vücuduyla yoğun bir ilişki kuruyordu sıcak fazla gelmişti ama benim için unutulmaz harikulade bir e deneyimdi. E, yerin ötesinde bir şeyler bölüştüğümüzü düşünüyorum. Sonra gezdik senin evine gitmek için gezdik. E Boğaz'da gezdik birlikte başka işler yaptık. İsteyen kültür merkezi ha, olağanüstü bir yer oraya gittiğim zaman da benim çok hoşuma gitti. İstanbul'daki merkezin binası çok güzel. Başka ülkelerde de gördüm ama az önce Salvatore'yi gördüğüm zaman o fondaki fotoğrafıyla o günü hatırladım. O salonu hatırladım. Ferzan'ı hatırladım. Dolayısıyla o çok çok duygulanım yarattı bende ve ben Geri dönmek istiyorum. Az gün kaldım. Tamam, böyle bir şey yapacağız bu sefer. Peki Ol e, 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 senin kitaplarından çekilen bir film var mı? Agora stato interesse proprio. Özellikle bu senin tercüme ettiğin akustika perfect artık gidebilirsinle ilgili ama henüz gerçekleşmedi. Tamam. Ee, sen televizyoncusun. Ee, hala devam ediyor musun bilmiyorum. Televizyondaki görüşmelerin aynı zamanda podcastleri var. Ben onları da dinliyorum. Özellikle bu senin e, en son çok övdüğün kaybolmuş ekmek bir e, toplama kampından e, kurtulan ve evine dönmenin yollarını arayan. Asıl beni o kısmı çok ilgilendirdi. Edith Brück'ün kitabıyla ilgili Edith Brück'le bir podcast yapmıştın. Ben onu dinledim. Yani e, soykırımdan bugüne zaten az kişi kaldı. Onlardan da evine ulaşmaya çalışan ve Kamp'tan sonra nasıl bir hayat yaşadığını hep bu benim ilgimi çeken bir konudur. Onu anlatan bir kitaptı ve o mesela o podcast benim çok ilgimi çekti. Bütün sırayla yavaş yavaş podcast'lerini de dinliyorum. Yani sen aslında bir televizyoncusun. Ee, bir televizyoncu olarak bu pandemide iş yaptın mı yapmadın zannediyorum. Diva Ma guarda, ehm, quando Tam kapanma olduğu zaman, 2020 Mart ayında, ben o anda Asedio, kuşatma adını verdiğimiz bir program yapıyordum. Neredeyse öngörü olmuş. Ve bu da röportajlar üzerineydi. Önce yaptığım röportajlarla sonra kapandık ve hemen kapattım. Hemen kapattım benden kapat demelerini beklemeden çünkü şunun farkına vardık ki acil bir durumdu. elimizdeki araçlar azalıyordu olayı sürdürebilmek için. Ya benim izlenimin sorumluluk sahibi olmam gerektiğini bana hissettirdi. O zamanlar maske bile takmayı bilmiyorduk Milano'da yani 2020. Öyle bir büyük bir şaşkınlık içerisindeydik. İnanılmaz bir hazırlıksızla yakalandık. Programı kapattım. 10 Mart'ta yanılmıyorsam 15 Mart'taki programımı yayınlamadım. Ve ondan sonra da sonbaharda. 2021'in sonbaharında ya da 2020'nin mi pek hatırlayamıyorum. Ona, o zamana kadar kapattım. O dönemde, o en yoğun döneminde Nisan ayında bir belgesel yaptım. Ve o belgeselde sizler belki hatırlayacaksınız Bergamo şehrini. Çünkü Bergamo, Milano yakınlarında küçük bir şehirdir. Belki de görmüşsünüzdür. Ee, tanklara yüklenmişti tabutlar. Dolayısıyla çok acıklı günlerdi onlar ve ben orada röportajlar yaptım. Genç bir kadınla röportaj yaptım. Ee, bir cenaze evinin sorumlusuydu. O kadar ilginç şeyler anlattı ki, o kadar hüzünlü şeyler anlattı ki çünkü o dönemde insanlar ölülerini bile dualarla uğurlayamıyorlardı. Aileler hastanelere gidemiyordu. İnsanlar yalnız ölüyorlardı. Hiçbir e, e, dua edilemiyordu. İşte bu genç kadın çok hassas bir kadındı ve o. Nasıl bu sorumluluğu yaşadığını, bu sıkıntıyı yaşadığını anlattı. Bu özel bir bölümdü ve benim terasımdan yaptım bu o, röportajı, bu kadını, bu imgelerle, bu resimlerle gerçekleştirdim. Sonra da bu sonbaharda gene devam ettim. Tim, televizyon hoşuma gidiyor benim. Her zaman her zaman projeler üretebiliyorsunuz. Yayın projeleri Hayır, yayın hayatında bu bu kadar kolay değil. Belki bir zamanlar 6 ay bir tanesi 6 ay bir tanesiyle ilgileniyordum ama artık yaşlandım Onun için daha çok yazma hoşuma gidiyor. Ee, bu yüzden de... Çok büyük olunca, çok ergen olunca, yetişkin olunca önündeki zamanın sonsuz olmadığını fark ediyorsun. Gençken o zaman sonsuz. Ama daha sonra onun daha iyi bir şekilde kullanılması gerektiğini düşünüyorsun. Bir şekilde, e, işte Platon da bundan söz etmişti. Bu Diamond'dan söz etmişti. Yani hepimizde en iyi yapmayı bildiğimiz şeyler var. Belki onu yapmalıyız. En çok hoşumuza giden şeyi yapmalıyız diye düşünüyorum. Ee, dünyadaki görevimizi ortaya çıkarmalıyız. İşte benim içimi titreten yazmak, tarihini, hikayeleri yazmak, kitaplar yazmak televizyon da tabii ki ilginç. Çok uzun süre çalıştım ama daha fazla enerji gerektiriyor. Elimdeki enerjiyi daha çok yazıya yoğunlaştırmak istiyorum. Bu pandemide zaten hepimiz çok okuduk. Yazanlar herhalde çok yazdı. Eminim bir dönem bir pandemi edebiyatı sonradan çıkacaktır. Herkes pandemide yaşadıklarını yazarlar tabii. E, kaleme alacaktır eminim. Sen pandemide e, Instagram'dan takip ettiğim için biliyorum. Önce şu kütüphaneni e, yerleştirdin. Pandemin ilk günlerinde sanki hemen bitecekmiş zannettik o salgını. Hani bir an evvel kütüphanemi yapayım ama bir sene boyunca yerleştirebilirmişiz eğer kütüphanelerimizi. Sen pandemide e, sence faydalı mı oldu yazarlar için, okurlar için? bu pandemi eve kapanmak, okumak ve yazmak için bir faydası oldu mu sence? Para io non ho né letto né scritto. Ben yazmadım da okumadım da. Her şey kapalıydı ya o üç ay boyunca. Hiçbir şey yapmadım. Çünkü okumak benim hoşuma giden bir şey. Beni heyecanlandıran bir şey. Yani zamanım olduğu için yapmıyorum ben. Ben zamandan çalmalıyım. Ee, okumak için aynı şey yazmak da öyle yani evet kitabımı düzenledim gördüğün gibi senin de gördün. Evin içinde başka kütüphanelerim de var. Önceleri pek karışıktı bunlar ve kitaplarımı arayıp bulamıyordum ama şimdi pek güzel çalıştım. Yazarlara göre ayırdım. Dolayısıyla bulabiliyorum kitaplarımı. Ve üç buçuk ay boyunca bunlarla uğraştım ama sonra belim tutuldu. Belim tutulunca bırakmak zorunda kaldım. E, kolay değil. Yararından söz etmek kolay değil. Ben isyan ediyorum aslında pandemi yararlı deme lafına. Doğru bile olsa kabul etmek istemiyorum. Çünkü pek çok insan çok ağır sorunlar yaşadı. Ölüler oldu, hastalar oldu, iş sorunları oldu. İnsanlar evde büyük sorunlar yaşadılar. Ben tabii çocukların büyük olduğu için şanslıydım. Evim küçük değil, onun için şanslıydım. Ama Küçücük evlerde pandemi süresince küçücük çocuklarla bir yandan soğulu, sağlık, bir yandan ekonomik sorunlar, kadınlar evde iş yok, belki uzaktan iş yapılıyor, anneler babalar yaşlı yoklanamıyor. Yani bunun yararlı olduğunu söylemek içimden gelmiyor açıkçası. Çok ee... iyi anlıyorum seni. Çok çok iyi anlıyorum. Çünkü hepimiz aynı dönemlerden Tip. geçtik. Ama gene de ben şöyle söylüyorum ki yani gerçekten sıkı kapandım. Ben özellikle e, kapandım. Ve bu kapanmada e, ben geçen sene çok çalıştım. Bu kapanma sırasında dokuz kitap çevirdim. E, çok kitap okudum. E, en azından böyle bir e, okuma ve yazma gibi bir hevesimiz olduğu için bunu hiç olmazsa böyle hani fazla sıkılmadan diyelim değerlendirmiş olduk. E, Derya benim sorularım bu kadar. E, acaba e, Nermin Hanım bilir okurlardan soru varsa onları yanıtlayalım. E, şimdilik benden sorular bu kadar. Çok teşekkür ediyorum bu güzel konuşma için. Grazie, grazie, grazie a te, a tutti <laughs> ee, voi. Ben çok yine. teşekkür ederim. Ee, seni görmek benim için büyük bir keyifti. Aynen. Sizlerle birlikte olmak büyük bir keyifti. Ee, çok teşekkürler Hanım, sevgili Darya. Gerçekten öyle. Tanışmak güzel oldu. Çok da katılıyorum. Salgın iyi oldu bize. Şöyle geldi demek. Azıcık dilimizin ucuna gelse bile... Bunu e, yaşanan acıları düşünerek e, ötelere iteklememiz gerekiyor. E, bu e, bu acı nasıl geçecek? Hiç bilmiyorum bunu nasıl e, atlatacağız? E, Eren Hanım'ın dediği gibi pandemi sonrası edebiyatına nasıl yansıyacak? E, benim önüme henüz böyle kitaplar gelmeye başlamadı. E, daha öncesinde yazılmış şans eseri salgından bahseden kitaplar hemen e, ortaya çıktı ama e, temsil ettiğim yazarlarım arasında e, salgını e, salgını e, roman olarak eee Anlatan e, henüz romanlar e, çıkmadı, çıkacaktır mutlaka. Her her bir büyük olayda e, bu. De Cameronda da böyle olmuştu, değil mi? İtalyan edebiyatı de Cameron'un hikayelerinden bugüne geldik. E, sorularımız yokmuş Eren Hanım, e, o yüzden biz e, programı kapatabiliriz e, size teşekkürlerimizle birlikte. Ama umarım bu söyleşiyi e, yüz yüze yine bir sahnede İstanbul'da İstanbul e, İtalyan Kültür Merkezinin büyük e, sahnesi. Hemen sonrasında da Boğaz'da bir yemekle ya da siz neresini arzu ederseniz orada hatta benim de bir terasım var Darya belki birlikte bizim terasta ee, bunu tekrarlarız diye umuyorum. <laughs> Ben teşekkür ediyorum ve kapatabilirim. Sizin de son sözleriniz varsa bunları alabiliriz. İzleyenleri de yarın akşam saat 8'de tekrar bizimle birlikte olmalarını, olmaları için davet ediyorum. Görüşmek üzere. Edebiyatla kalın diyorum. Edebiyat bize iyi gelir diyorum. Çok teşekkür ediyorum. Hem etkinlik için hem beni ve Derya'yı davet ettiğiniz için. Hem bu güzel konuşmayı güzel yaptık ve hem e, İtef Instagram'dan hem İtalyan Kültür e, Instagram'dan yayınladı zannediyorum ve zannediyorum sonra e, YouTube'da da olacak evet. galiba, değil mi? Evet. Evet. Bu akşam e, Instagram'da İtef Instagram'da bir sorun yaşadık ama YouTube'da izlediler ve hemen e, bu akşam e, YouTube'a programın kaydını ekleyeceğiz. Oradan da her zaman izlenmeye devam edecek hem İtalyanca hem de Türkçe olarak. Harika. Tamam. Çok teşekkür <laughs> ediyorum. Evet. Görüşmek daha üzere. Okurlarına selam olsun. Her Hoşçakalın. <laughs> iyi, akşamlar. Iyi, akşamlar. i̇yi akşamlar. hoşça, hoşça. kalın Hepinize çok teşekkür ederim. İyi akşamlar. İyi akşamlar.